durum değerlendirmesi yapıyoruz nasıl böyle oldu diye. Çünkü Türkiye yarı final sistemi geldiğinden beri ilk kez finale çıkamadı. Ancak öyle şeyler konuşuluyor ki burada sanki bu seneki sistem özellikle Türkiye ve birkaç ülkenin yarı finalden finale çıkamaması üzerine kurulmuş gibiydi. Konuklarım o gece yarışmayı anlatan hatta anlatmaya çalışan diyeyim Bülent Özveren ve Erhan Konuk, onlarla konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bülent abi niçin anlatmaya çalışan dedim ben, siz açıklayın isterseniz. Önce bir defa Papua Yeni Gine'den merhaba diyelim Türkiye'ye. Çünkü Almanya'da mıyız? Kimse alınmasın ama düşük imkanlar olan bir ülkede miyiz? Düşün ki Tayfun, burası teknolojinin en üst seviyede olduğu bir ülke. Elektrik, elektronik. Dün akşam bizim Lackline kulübemizin yanında Almanlar yayın yapıyorlardı. Alman telefonla yayın yaptı. Almanya'ya, Almanya'da. Daha söyleyecek galiba başka bir şey yok. 90'ların başında olmuş herhalde en son böyle bir şey. Yani ben böyle bir şey yaşamadım. 75'ten bu yana iyi kötü bazı aralıklar var, katıldım. Adam gibi takarsın kulaklığını, kulağın mikrofonun ağzındadır. Başlarsın konuşmaya, bir Ankara ile irtibat halindesindir. Biz bildiğin gibi eski Osmanlı usulü telefonla konuşmaya çalıştık. Nasıl gitti bilmiyorum. Yerlerde aksaklıklar olmuş. Size ve TRT'ye mal ediliyor hatta bu. Siz isterseniz buradan onu açıklayın. Efendim tabii biz neyin gidip neyin gitmediğini bilmek durumunda değiliz. Çünkü biz düğmemizi, tek düğme var zaten. Benimki çalışmıyor. Erhan'ın mikrofonu çalıştığı için Erhan basıyor mikrofonunu. Kırmızı yandı mı herkes biliyor ki bunu. Yayındasın. Rahatlıkla konuşuyoruz. Haber geliyor. Abi niye konuşmadın diyor Ankara. Konuştuk, düğme yanıyordu, ses gelmedi diyor. Nasıl gitmiyor? Anlamaya imkan yok bunu. Neden ben Ermenistan'ın o şeyini anlatmayayım? Neden bilmem ne ülkeyi anlatmayayım? Ben düşman mıyım bazı devletlere? Benim böyle bir hakkım olabilir mi? Geçen sene niye anlatmış olasın? Niye anlatmış? Yani bunu düşünmek ama biraz komplo teorisi gibi geliyor bana. TRT'nin burada hiçbir suçu yoktur. Bu tamamen bu organizasyonu yapan ARD, kendilerine Das Erste diyorlar. Biz bir numarayız, işte bir numaranın sonuçları bu. Ki sanki biz eğlendik de bunları konuşuyormuş gibi. Hayır. De değil. Çünkü siz ilk yayınımızda aslında buradaki olası aksaklıkların sinyalini vermiştiniz değil tabii mi? Bir şey daha söyleyeyim sana. 187 basamak merdivenle çıkıyoruz Lackline Yayın Kulübesi'ne. Biz Alp Dağları'na tırmanmaya mı geldik? Eurovision Lackline Yayın'a mı geldik? Biz saunaya gidip terme atacağız. 35 derecelik bir ortamda yayın mı yapacağız? Niye klima çalışmıyor? Her yerde çalışan klimalar var. Almanya'da çalışmıyor klima. Almanya'da size 187 merdiven yükseltiyorlar. Avrupa futbol şampiyonası yapıldığı vakit UEFA'dan yetkililer gelir, statlarımıza bakar ve derler ki burada eksiklikler var yapın. Şimdi ben soruyorum. Avrupa Yayın Birliği yetkilileri buraya gelip de arkamızdaki bu Düsseldorf Arena'nın 187 basamağını görüp bu burada olmaz beyler alt kat alalım niye demediler? Sabahın toplantıdaydık Erhan'la beraber. Yarın akşamki yayınla ilgili herkes ayağa kalktı, bu ne rezalet diyor. Bu rezalet hakikaten. Teknik konuyla ilgili Erhan abiyle döneceğim. Sonra yüksek sadakati konuşacağız. Siz neler yaşadınız? Şimdi biz 30 Nisan 2011 Cumartesi akşamüstü Düsseldorf'a geldik. Geldikten sonra tabii ki yıllardır bu işi, belki de burada anlatıcıların, sunucuların içinde en tecrübelisi Bülent abi anlattı ve bizimle paylaştı. Paylaştığı şeyleri de şöyle söyleyebilirim. Öncelikle dedik ki bir telefon koyulması gerekiyor canlı yayın odasının içine. Yani o booth dedikleri odanın içine mutlaka bunun koyulması gerekiyor. Pazartesi günü hatırlayacaksınız. Evet. Özellikle geldim o 187 basamağa, itinayla çıktım. Yukarıda bunun olması gerektiğini teknik ekibe anlattım. Anlattıktan sonra bunun olabileceğini söylediler. Türkiye'ye ilgili olarak burada bize gönüllü arkadaşlar var. Bizim mihmandarımız arkadaşa da söyledik, Sevil'e. O da gitti bunun olmasıyla ilgili yetkililerle konuştu. Ertesi günde bize dedi ki telefon koyuldu. Çalışıyor, hiçbir problem yok. Odaya hatta bazı biz konfor amaçlı üçüncü bir kişi var, işte Deniz Çakmakoğlu, müzik dersi başkanımız. Kendisiyle de ilgili bir koltuk istedik, o da geldi. Bununla da ilgili hiçbir problemimiz yok. Geldik, kontrolünü yaptık, telefon yok. Sadece koltuk koyulmuş. Onun dışında her şey aynı. Bu nasıl olur? Dün akşam saat 18'e kadar ben bununla uğraştım. Burada tecrübe. Bülent Özveren abinin tecrübesi, iyi ki koydurduk ama tabii biz her ikimiz de yayıncıyız, birbirimizden habersiz oldu. Bunu da hemen paylaşmak istiyorum. Her ikimiz de cep telefonlarımızı almıştık yanımıza ve onların şarj aletlerini de almıştık. Neden? Telefon çalışmayabilir. Telefon çalışmazsa biz yayını riske edemeyiz.
Yani biz 75 milyonluk bir ülkeye yayın yapacağız ve 4 televizyon kanalı bir radyo kanalından yayınlanacak olan yayın nasıl riske edilebilir? Ama biz burada yaşadıklarımızı hakikaten her birimiz ayrı bir kitap olarak yayınlayıp Eurovision macerası Almanya şeklinde yayınlayabiliriz. Geçmiş olsun. Çok ilginç, teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ilginç. Şimdi en azından yayınla ilgili sorunlar konusunda açıklık getirmiş olduk herhalde. Şimdi yüksek sadakati konuşalım istiyorum Bülent abi. Sizle çok konuştuk yayından önce. Neden böyle oldu diye genel bir giriş yapalım. Şimdi yüksek sadakat adını ben duyduğum anda negatif tepki vermedim. Olabilir dedim. Bir gruptur, tecrübeli gruptur. Ha belki Türkiye'nin en tanınan grubu değil ama profesyonel bir grup olduğu için TRT seçmiş. Peki. Şarkıyı dinlediğim vakitte orada da bir sorunum yoktu. Ama ne vakit ki içinde bulunduğumuz grubu gördüm, eyvah dedim. Niye eyvah dedim? Çünkü öyle 8 tane ülke var ki muhtemelen hiç puan vermeyecek. Öyle 4 tane ülke var ki onlardan da belki 1-2 puan alacağız. Toplamda Tayfun 60 puanın üzerine çıkmak gerekiyor finale kalmak için. Ve ben bu endişemi TRT dahil çeşitli kanallarda dile getirdim. Böyle bir sıkıntım var dedim. Maalesef o sıkıntım gerçek oldu. Yani isim vermeyelim ama bu sene kim gelse aynı sıkıntıyı yaşayacaktık biz. Sadece yüksek sadakat değil. Ben grubu kenara ayırıyorum. Değerli seyircilerimiz herhalde yayını gördüler. Güzel bir şov. Baştan sona fena değil ekrana yansıyan. Bizim çocuklarımızda aksayan bir şey var mıydı? Yok. En güçlü vokaller. Gayet güzel yaptılar işlerini. Ama adam oy vermeyecekse nasıl oy alacaksın? Yani A erkeği B bayanı getirsen değişmiyor bu olay. Biz buradan çıkamazdık. Yani çıkan şarkılar elimde listesi var. Özellikle Sırbistan üzerine ve Litvanya üzerine çok konuştuk. Hatta İzlanda'yı da ekleyebiliriz buna. Sanırız 90'lı yılların o başlarındaki sıkıcı revizyona mı dönüyoruz? Sanki öyle bir hava var ama dün geceden bu yana şu ana kadar beni gören tanıyan herkes burada. Türkiye yok, Litvanya var, Sırbistan var diyor. Herkes böyle hayretle bunu söylüyor. Ama yapacağımız bir şey yok. Oy vermediler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Erhan abi? Şimdi şöyle bir şey var. Yüksek sadakatteki arkadaşlarımızı öncelikle kutlamak istiyorum. Öncelikle delegasyon olarak biz burada elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkes birbirine inanılmaz yardımcı oldu. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Provaların tamamını izledik. Hem odadan izledik, hem basın merkezinden izledik, hem birebir gittik. Salonun içinden bizzat yaklaşık 3-5 metreden yakınlıktan izledik. Bunların hepsini seyrettiğimizde arkadaşlarımızın göstermiş olduğu iyi niyet, performans, yani yüzlerine yansıyor, ifadelerine, her şeylerine yansıyordu. Bu konuda bütün ekip olarak onları bence kutlamak gerekiyor. Doğal olarak burada mücadele veren herkesin yüksek sadakate, yüksek sadakatinde bizlere inanılmaz bir yardım vardı. Bülent abinin dediği gibi yüksek sadakati bir kenara koyup buraya kim gelirse gelsin bu sene Türkiye'den çıkma şansının ben pek olduğunu düşünmüyorum. Yani 11 gün yarışma saatine kadar prova yaptılar. Doğru. Otelde kendi özel doğru prova alanlarını. Bu yani deyim yerindeyse kendilerini parçaladılar aslında ki en çok çalışan ekip bizim ekipti. En sempatik ekip de yine bizim ekipti. Bunları her sene söylüyoruz klişe gibi algılanıyor ama gerçekten öyle değil mi? Burada. Sokaklarda gördük. Toplantılara gittiğimizde, partilere gittiğimizde evet gördük. Türkiye'de insanların yüzü gülüyordu. Yüksek sadakat işini yüksek tempoyla yaptı kardeşim. Oradan bir şey aramayalım lütfen. Oy vermeyen ülkeleri araştıralım. Niye bu adamlar bize oy vermiyorlar? Sorun burada. Peki Bülent abi, Ebu ile ilgili belki de isim isim birçok kişiyi tanıyorsunuz. Birçok şeye hakimsiniz. Bu sistemle gelecek yıllarda ne görüyorsunuz? TRT yeni bir şeyler deneyebilir mi bak bu şimdi, olay üzerine? Erhan bu sene ilk defa Eurovision'a katılıyor. Benle beraber bir nevi acemiliğini atıyor. Peki bu işi yöneten Ole Sand diye bir vatandaş var. Bu sene geldi. Neden Ole Sand'i geçen yıl Svante Stokselius'u yanına verip de onunla beraber bir bilgi sahibi, özür dilerim, olma sağlanmadı? Şaşkın ördek konumunda dolaşıyor ortalıkta. İlk defa yapıyor, bilgisi yok, acemi ve her şey birbirine karışmış vaziyette. Ya ben onları da suçluyorum. Az önce basın toplantısı, bizimle ilgili bilgilendirme basın toplantısında yaptığımız toplantıda şahit oldunuz işte. Uzun süre yani yaklaşık 50 kişi ya var ya yok sunucular. Hakim olmakta zorlandı. Uzun süre topluluğa baktı. Uzun süre topluluğa baktıktan sonra doğal olarak dedi biliyorum ki biz burada teknik aksaklıklardan konuşacağız. Ama dedikten sonra herkes tabii bir uğultu yükseldi. Herkes tabii ki rahatsız oldu. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kıbrıs Rum kesiminden Finlandiya'ya, Norveç'ten Yunanistan'a. Herkes canlı yayınla ilgili problem yaşadı. Ve şöyle bir şey söylendi. Bu çok dramatik. Yani
Böyle bir teknolojik ülkede her odaya dediler ki telefon bağlantısı kuracağız. Bu ne demektir? Yarın ve cumartesi günü de biz aksaklıklara hazırlıklı olalım. Olalım. Bu bunun bence finalidir. Yani bu hakikaten bu çok dramatik bir şey. Evet, çok ilginç. Teşekkür ediyorum. Evet Elif, ya konuklarımızdan da dinledik. Aslında Almanya 28 yıl aradan sonra ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Hatta bu organizasyon için birçok şehir yarıştı. Bunların başında başkent Berlin'de geliyordu. Ve en görkemli, en büyük sahne kuruldu. Devasa bir stadyumda yapılıyor bu organizasyon. 2000 yılında Parken Stadyumunda, 2001'de özür dilerim, Parken, Danimarka'nın Parken Stadyumunda yapılmıştı bu yarışma. Ona benzer büyüklükte bir arena. Yani her şey çok büyük ve çok görkemli. Ancak dinlediğiniz gibi olağanüstü teknik problemler yaşandı burada. Ve bunlar ekrana da yansıdı. Zaten sadece bizim konuştuklarımız değil. Bizim Düsseldorf'ta aktaracaklarımız şimdilik bunlar Elif.